Sağ olun. Şimdi en basit soruyla başlamak istiyorum. Bizim dildaşlarımız, soydaş gibi dildaşlarımız var tabii ki, değil mi? Ve siz uzmansınız bu konuda, öğreneceğiz. Yani birçok şey öğreneceğiz bu gece. Acaba dünyada kaç ülkede Türkçe konuşuluyor? Türkçemiz dünyada kaçıncı dil? Acaba bu karşılıklı anlaşabiliyor muyuz? Biraz önce belgeselde de sorulduğu gibi Türkçe konuşulan coğrafyalar hangileri vesaire. Ama bize okul sıralarında kafamıza nakşedilmiş bir konu var. Acaba o doğru mu, yoksa o bir ön yargı mı ya da bir yanlış yargı mı? Türkçemizin Macarca'yla ve Fince'yle akrabalığı olduğu söylenmişti ya da söylenirdi. Bu doğru mu efendim? Kesinlikle doğru değil. Orada karıştırılan birden fazla şey var aslında. Ortaklık etnik kimliktedir Macarlarla. Yani onlar da Orta Asya kökenli ama köklerini tam bilmiyorlar. Macarlar kendi... Onlar mı bilmiyor? Onlar bilmiyor. Biz evet. Biliyor muyuz? Hayır, onlara tabii mı ki söylemiyoruz? Hayır, Macarlar bu konuda gerçekten çok çalıştılar. Hatta kendi köklerini araştırırken Türkolojiye de çok hizmet ettiler. Bugünkü topraklarına 800'lü yıllarda geldi Macarlar. Daha önce Orta Asya'da yaşadıklarını biliyoruz. Onun için bugünkü Macaristan'ı kuran 7 kavim var. Onların en az 6'sının Türk olduğunu da biliyoruz. Ama bugünkü Macarlardan tabii ki bu anlamda Türk diye söz etmek de mümkün değil. Köken birliği etnik kimlikte var. Dil kesinlikle değil. Türkçe Altay dil ailesinden, ki bu da kanıtlanmış değildir. Peki bir de Ural Altay diyor. Hayır, o kesinlikle böyle bir şey yok. Bu, siz bendeki her şeyi yıkıyorsunuz şu anda. Okul bilgilerime. Bilim adamlarının görevi budur bence. Ne güzel. Ural Altay diye bir dil ailesi var bu mı? Bu tartışıldı. 100 sene önce tartışıldı. Genetik akrabalık tartışmaları başladığında Ural Altay dilleri de tartışıldı dünyada. Ama sonra Ural dil ailesinin varlığı kanıtlandı. Ama Altay dil ailesinin varlığı hala kanıtlanmamıştır. Ural dillerini, Ural dil ailesini oluşturan dillerin geriye dönük malzemeleri çok olduğu için çok kısa sürede gelişti ve genetik akrabalık kanıtlandı. Ama bu Altay dilleri için geriye dönük malzeme azdır. Şimdi burada bir parantez açmak evet. istiyorum daha iyi anlayabilmek için. Şimdi siz diyorsunuz ki hayır, bir dil akrabalığı yok ama velakin bir genetik, etnik genetik yanlış kullandım. Genetik farklı farklı kullanabiliriz sıfatımsı bir şekilde. Ama bir etnik akrabalık var. Macarlar. Zaten evet. Macarlarla. Evet. Ama etnik akrabalık zaten dili de içermiyor mu? Hayır, kesinlikle içermiyor. Şeyde. Kesinlikle içermiyor. Tam da mesele bu zaten. Macarlar bugünkü topraklarında en az 1000 yıldır Fin-Ugor kökenli bir dil konuşuyorlar. Macarca Fin-Ugor dil ailesindendir. Daha geniş olarak Ural dili ailesindendir. Ama Macarlar etnik olarak Türktür. Peki Finlandiya'ya geçiyoruz şimdi. Finlilere geçiyoruz. Evet. Onlar Fin-Ugor demek. Tabii ki. Fin-Macar ailesinden tabii geliyor. Tabii ki. Yani dille etnik kimliği asla karıştırmamak lazım. Bu son derece doğal bir şeydir, bunların ayrı olabilmesi. Peki bizim Finlerle, yani niye bu söylenmiş? Finlilerle nasıl bir akrabalığımız var? Çünkü bizim... Onlardan mı? Onlardan bizim oradan göçmüşler. Şöyle, şimdi bizim ders kitaplarımız özellikle en az 100 yıl geriden geliyor. Yani Avrupa'da, Batı'da tartışılmış, 100 sene önce tartışılmış konular ve bırakılmış ya da tersi kanıtlanmış konular hala bizim ders kitaplarımızda doğruymuş gibi anlatılır. Ama biz üniversitede böyle anlatmıyoruz. Bugün ders kitaplarımızda... Özür dilerim, yazık değil mi çocuklara? Çocuklar o bilgilerle üniversite evet. sınavına giriyorlar. Orada ona doğru diyoruz o bilgilerle evet, girdikleri evet, için. Evet. Sonra üniversiteye evet. geliyorlar. Şimdi bunu unutun. Bir de buradan mı bakın diyoruz. Aslında akademi de bu demek biraz. Ama onlar zaten bu alanın uzmanı olmaya geliyorlar. Bravo. Evet. Yazık olanlar diğer bölümlerin öğrencileri. Çünkü bir de ayrıca zorunlu Türkçe dersi diye bir şey vardır. Bu konular oralarda da mühendislere anlatılır, tıpçılara anlatılır, güzel sanatlar öğrencilerine anlatılır. Onlara yazık oluyor olabilir ama bizimkiler zaten uzmanlarından öğreniyorlar. Peki Macarca ve Fince
Fin-Ugor ailesinden geliyor. Öyle mi? Dilleri. Dilleri, tamam. Evet. Dilleri oradan geliyor. Biz o zaman nereden geliyoruz? Oradan çıktığımıza göre hangi dil ailesinden geliyoruz? Eğer varsa Altay dili ailesinden. Ama bu kanıtlanmamıştır. Bir dakika, onlar Ural mıydı? Ural. Onlar kesin. Ural. Biz Altay. Belki. Ama bunu okulda da öğretirken işte Ural'la Altay'ı birleştirdiler. Biz de bunlarla akraba yaptılar dilde. Ural, Altay, dile evet. Yok, onu söylediniz, tamam. Evet, 50 sene önce vardı. Tartışılıyordu. Bakın, o tartışma bitti artık. Ama bizim kitaplarımızı da değiştiremiyoruz. Neden? Milli Eğitim Bakanlığı ders kitaplarını hazırlarken bize bir şey sormuyor. Hmm. Üniversitelerarası kurul sınav sorusu hazırlarken bize sormuyor. Hmm. Hmm. Sonuç olarak yani bu bilgilerin kitaplara girmesi, orta öğretim seviyesine girmesi son derece zor. Peki. Sayın Hocam Nurettin Bey, siz katılıyor musunuz? Şimdi, evet, evet doğru. Bu dil akrabalığı konusunu belki biraz açmak lazım. Ne demek dil akrabalığı? Şimdi dil akrabalığı dediğimiz şey, günümüzde konuşulan diller var veya tarihin belli bir döneminde. Bunları geriye doğru götürdüğümüzde hangi dillerle ortak yönleri artıyor? Hı. Şimdi günümüze doğru geldiğimizde ayrışıyorlar ama geriye doğru gittiğimizde tek bir ana dilde birleşiyorlar. Bizimle işte Azerbaycan Türkçesi diyelim veya Kazakça. Bunların tarihte ne zaman ayrıldığını biz çok iyi biliyoruz. Yani nasıl ayrıldığını takip edebiliyoruz kaynaklarla. Fin-Ugor dilleri dediğimiz dillerle Türkçe'nin akrabalığı konusunda bir görüş, böyle bir bilgi vardı zamanında. Ama bu terk edildi. Fakat şöyle bir şey de var. Yani bunu da söylemek lazım. Daha farklı teoriler de var. Bunlar dil ailelerini daha büyük gruplarda birleştiriyor. Türkçe'nin akraba olduğu varsayılan dillerle ilgili araştırmalar, işte Moğolca ile Manchu Tungus, evet. Ondan sonra Korece, günümüzde Japonca. Korece, Japonca, bunlarla akraba olabileceği düşünülüyor ama daha da büyük, belki de Avrasya dilleri diye ortak özellikler bulunduran bir dil ailesi olabileceği söyleniyor. Burada tartışma veya sorun nereden çıkıyor diye soracak olursak şöyle bir şey var. Bizim elimizde bugünden diller var, bugün konuşulan diller var. Tarihte geriye doğru gittiğimizde bazılarında tarih kalıntılar var, bazılarında hiç yok. Daha da geriye doğru gittiğimizde iyice azalıyor. Bu defa şöyle bir şey çıkıyor. Bugün bir ağacın dalları gibi görünen günümüzdeki diller, acaba tarihte geriye doğru gittiğimizde tek başlarına bir kök müydü yoksa başka dillerle akraba mıydı? Büyük bir ihtimalle onlar da daha büyük dille, daha farklı dillerle akrabaydı. Yani bir kökten gel, onlar da başka bir gövdeye birleşiyorlar. Fakat dilciler olarak bunu kanıtlayamıyoruz. Elimizde veri yok. Evet. Elimizde bilgi olmayınca da akademik olarak burada şu şununla akraba demek çok zor.